Merhabalar değerli dostlar. 25 Ekim 2021 Pazartesi. Evet, söylenecek çok şey var. Ben de faiz kararı üzerine son bir kez yazayım dedim. Çünkü faiz kararı haricinde de dertlerimiz var, öyle gözüküyor. Bundan sonra o dertlere değineceğiz. Şimdi Merkez Bankası kararını yorumlamadan önce söz konusu kararın hangi şartlar altında verildiğini analiz edelim. Bir kere gelişmiş ülkelerde sert şekilde artan talep ve enflasyonda yükseliş. Enerji ve gıda fiyatları artışı. Tedarik zincirindeki kırılma, navlun fiyatlarındaki yükselişler. Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alım programını tedrici olarak yavaşlatması. Gelişmiş ülkelerde faiz yükselişleri. Amerikan 10 yıllık tahvilinin efendim yılbaşından bu yana işte seyri. Yani ona bir bakalım. Şimdi bu şartlar tabii bağımsız olarak hem döviz kurları hem de fiyatlar üzerine etkili olurken bir de kur yükselişlerini enflasyona da katkı yaparak yaşanan sorunları sarmal haline getirdiğini unutmayalım. Ha, bu arada gıda ve enerji gibi önemli kalemlerde de durmadan zam yapılıyor. Özetle enflasyonun düşeceğine dair beklentiler giderek azalmakta. Ha bu arada tabii son günlerde hem Amerika hem de Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye ile ilgili gerginlik yaratan açıklamalar geliyor. İç siyasette bir süredir sessizlik varken orası da ısınmaya başladı diyebilirim. Ayrıca Türkiye'nin mali şeffaflık konusunda negatif değerlendirme alındığına dair haber de geldi. Şimdi bu da başlı başına gerginlik konusu. Şimdi bütün bu saydıklarım ortadayken Merkez Bankası'nın 100 puandan fazla bir faiz düşüşü kararı almasını imkansız gibi görenler çoktu. Piyasada bu kararı satın almıştı açıkçası. Hatta pas geçmesi gerginliğin makul bir süre azaltılması anlamına da gelecekti. Ben ise her canlı yayında varılması gereken hedef neyse hemen ulaşılsın diyerek mesaj verdim. Yani her ay yapılacak faiz indirimlerinin fayda vermeyeceğini, aksine daha büyük zarar vereceğini düşünüyordum. Ha bakalım tezim doğru çıkacak mı? Tabii Merkez Bankası'nın indirimleri bitirmiş olduğunu ve yıl sonuna kadar bir daha yapmayacağı düşüncesiyle yazıyorum bunu. Peki döviz bundan sonra nasıl seyredecek? Elbette dalgalanarak yükselmeye devam edecek. Çünkü kurların ateşini tazeleyen şartlar hala ortada duruyor. Hal böyleyken dolar TL'de 9-9.40 bandındaki yolculuk artık bir üst banda taşındı. Buna da hazır olmalıyız. Şimdi Merkez Bankası'nın kararı ve sonrasında gelen açıklama bize gösteriyor ki Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi faiz ile ilgili yaklaşımlarında ısrarcı. Önümüzdeki 6 ayda bir 200 puan daha indirim yapılabilir gibi gözüküyor. Ancak yıl sonuna kadar bir daha yapılmaması ve gelecek yıla bırakılması belki en uygun davranış olacak düşünüyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum efendim.